MHP'nin milletvekili isimlerinin açıklanmasıyla tartışmalı isimler gündeme bomba gibi düştü. Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş cinayetinin kritik ismi, beraber kaldıkları evde yakalanan MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, seçilemeyecek yerden listeye konulurken, Alaaddin Çakıcı'nın yakın dostu olan Vahit Kayrıcı, Çorum'dan birinci sıra adayı oldu. Şamil Tayyar'ın uyuşturucu ve kadın ticaretiyle suçladığı isimse Gaziantep'ten liste başı oldu. MHP, 14 Mayıs seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu'na sunacağı milletvekili aday listesini seçim takvimine göre 3 günü bulunmasına rağmen tamamladı ve kamuoyuna açıkladı. MHP listesinde 5 milletvekili kendilerine yer bulamazken, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isimse seçilemeyecek yerden listeye kondu. Alaaddin Çakıcı'nın yakın dostuysa Çorum'dan ilk sıraya yerleşti. Kahramanmaraş depreminin ardından AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'la geliştiği kavgayla hatırlanan ve Tayyar'ın ağır suçlamalar yönelttiği isimse Gaziantep birinci sıradan aday gösterildi. İşte MHP listelerinin sürprizleri. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Dolgahan Demirbaş'ı evinde sakladığı iddia edilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden aday gösterildi. Ancak daha önce partinin iki vekil çıkarttığı Mersin'de dördüncü sıraya kondu. Bu durum MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılavuz'un üstünü çizdi mi sorusunu gündeme getirdi. Öte yandan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un da Kayseri ikinci sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. Zamlar milletin belini büküyor dediği için kesin çıkarma talebiyle disipline sevk edilen Ersoy, partisinden istifa etmişti. Bahçeli'nin davetiyle de tekrar MHP'ye dönmüştü. Öte yandan mevcut milletvekillerinden Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Karay'la Mersin Milletvekili Baki Şimşek aday listesinde yer almadı. Çorum 1. sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı'nın ismi Alaaddin Çakıcı'nın yakın adamlarından biri olmasıyla daha önce de gündeme gelmişti. Kayrıcı, Çakıcı'yla birlikte tatildeki fotoğraflarının ardından Devlet Bahçeli'ye rakip olduğu iddiaları ortaya atılmış, Çakıcı bir açıklama yaparak genel başkanımızın bir adım önünden yürümez ifadelerini kullanmıştı. Çakıcı şunları söylemişti. Yakında yapılacak olağan kongre ile ilgili sosyal medyada Vahit Kayrıcı ile ilgili genel başkan adayı olacak provokasyonu asla doğru değildir. 40 yıllık dostum olan Vahit Bey, sayın genel başkanımızın evladıdır. Asla bir adım önünde yürümez. MHP demokrasiye inanmış bir partidir. İsteyen aday olabilir, doğal hakkıdır. Alaaddin Çakıcı dünyada yalnız kalsa da genel başkanımıza, ruhu bedenini terk edene kadar 5000 derecede hiç düşünmeden kor ateş içine bedenini feda edeceğini bazı provokatörler asla unutmasın. Vahit Kayrıcı cezaevi günlerinde de Alaaddin Çakıcı'yı sık sık ziyaret edip fotoğraflar paylaşmıştı. Cezaevi sonrasında da sık sık yanına görülen isimdi. MHP Gaziantep 1. sıradan milletvekili adayı olarak Sermet Atay'ı gösterdi. Gaziantep'teki FETÖ borsası iddialarıyla anılan Sermet Atay, Kahramanmaraş depreminin ardından AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'la giriştiği kavgayla tanınmıştı. Tayyar, uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa, bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan Sermet Atay paylaşımı yapmıştı. Tayyar daha sonra bu paylaşımlarını silmişti. Şamil Tayyar'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ve iddialar şöyleydi. Uyuşturucu kaçakçılığından fuhuşa, bir dizi kirli ilişkide adı geçen, avukatlık yapan Sermet Atay, şahsımı dolaylı hedef alan tweetini silmek zorunda kalınca, Erk Acarer denen süzme üzerinden çamur siyasetini seviyesiz bir noktaya taşıdı. Madem öyle, inceldiği yerden kopsun. Erk Acarer, Gaziantep'teki o olaylı vakada Yılmaz Öztürkmen'in mektubundaki Sermet Atay adını Şamil Tayyar diye okuyacak kadar alçağın teki ve bu müptezelin kirli bağlantısıdır. Her cümlesi yalan iddialarla kankası kirli vekile yoldaşlığa soyunmuştur. Peki Sermet Atay bu kavgayı neden başlattı? Aklınca bir taşla iki kuş vurmak istedi. Taşdoğan'la aynı partideler ama gölgelerine kurşun sıkıyorlar. Kavganın buraya evrileceğini biliyordu.
Nitekim Macerer araya Taşdoğan'ı da sıkıştırdı. Atay'ın benimle derdi neydi? Gazeteci Ruhi Aytaç'a Sinan Ateş'le ilgili tweet'i nedeniyle kızdım demiş. Bu gerekçe makul değil. Zira o tweet'te MHP'yi zan altında bırakacak iman yolu bile mesaj yoktu. Sanıyorum yargı ve emniyetteki kirli ilişkileri önünde beni engel gördü. Ben haysiyetimi sokakta bulmadım. Siyaseti de kariyer ve zenginleşme aracı olarak görmedim. Gerekirse siyaseten bedelini de öderim. Onun için ne Atay'a ne süzme kankası Acarer'e papuç bırakmam. İddialarınızı ispat etmezseniz şerefsizsiniz diyeceğim. Şerefiniz yok, ne çare. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Nurdağ'da yıkılan binalarla ilgili olarak yaptığı paylaşımda isim vermeden Şamil Tayyar'ı işaret etmiş, her olayı takip edip tweet atan şehrimizin ünlü siyasetçisi, Nurdağ'da en fazla ölüme sebebiyet veren müteahhit siyasetçiyi takip etsene. Bu konuda senden tweet bekliyoruz. Korkma, zaten emniyet adliye gereğini yapacak. Ucu nereye giderse gitsin, devlet hesap soracak. Hadi bekliyorum paylaşımında bulunmuştu. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.